Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yufka kullanmadan sadece un kullanarak hazırlayabileceğiniz börek tadında nefis bir ıspanaklı tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kabıma yıkayıp doğradığım 600 gram kadar ıspanağımı alıyorum. Üzerine 2 adet yumurtamı ilave ediyorum. 1 adet ince kıyılmış kuru soğan, isterseniz 5-6 dal taze soğan da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağından 1 parmak fazla zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kadar da peynir kullanıyorum. Ben ezine ve normal peyniri karıştırarak kullandım. Siz kendi damak zevkinize göre istediğiniz peynir türünü kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber koyuyorum. İsterseniz toz kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Ve 1 çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdığım ıspanağımın üzerine 4 tepeleme yemek kaşığı un ilave ediyorum. Un ve malzemeler birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Ispanağımı pişirmek için kullanacağım fırın kabına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve yarım çorba kaşığı tereyağını alıyorum. İyice her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ispanağı kabıma alıp eşit şekilde dağıtıyorum. Hazırladığım karışımı önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda üzeri hafif kızarınca fırından alıp üstüne 1,5 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynirini serpiyorum. Tekrar fırına atıyorum. Kaşarlar kızarana dek yaklaşık 10 dakika kadar tekrar fırında pişiriyorum. Kaşarları kızarınca fırından alıyorum. Dilimleyip servis ediyorum. Gördüğünüz gibi üzeri gayet güzel kızardı. İçi de çok güzel pişti. Börek lezzetinde ama yufka kullanmadan ya da hamur yapmadan kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ispanağın da bol olduğu bu zamanda sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Akşam yemeğine, çaya ya da kahvaltıya çok yakışacak bir tarif. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.